hepimizin içinde bir beğenilme hissi var. Aslında karizma peşinde koşmamız bizim içimizde çok içkin olan bir beğenilme hissiyle alakalı değil mi? Evet. Hepimiz böyle bir beğenilmek isteriz. Yani takdir edilmek isteniyoruz. Evet. İyi bir şey yaptığımız zaman insanlar tarafından beğenilmek de yani özünde kötü bir şey değil. Bunu dediğim gibi böyle insan kendini firavunlaştırmaya götürmedikten sonra, dinin önüne geçirmedikten sonra, yani başkalarına ne bileyim çirkin görecek bir elbiseyle çıkmamızın, kötü bir saçla çıkmamızın bir gereği yok. Evet. Fakat bunu derinlemesine düşünürsek, acaba benim içinde neden böyle bir kendini beğendirme hissi var diye düşünürsek. Sonra bir evrene bakarsak, değil mi? Evrenin bir yaratıcısı var. Her şey hükmeden var. Şunu da fark ederiz. Yani eğer ki kendimi beğendirmem önemli olacak biri varsa, her şeyden önce bu evreni yaratan, her şeyi yaratan. Şimdi beni yaratan, evreni yaratansa, onun tarafından beğenilmek her şeyden önemliyse ve içimde benim böyle bir beğenilme hissim varsa, o zaman şunu da anlamak zor değil. Benim içime beğenilme hissi, benim kendimi Allah'a beğendirtmeye çalışmam için konulmuş bir his. Evet. Ben eğer ki kendimi beğendirtmeye çalışacaksam, akıllı bir insan olarak Allah'a beğendirtmeye çalışacağım. Yani insanlar beğenmez gayesiyle Allah'tan uzaklaşmak olabilecek en üst seviyede bir akılsızlıktır değil mi? Birçok insan falancalar ne der diye Allah'tan, dinden uzaklaşıyor. Oysa Allah beni beğeniyorsa, Allah'ın yanında geri kalan insanların önemi %1 bile değil. Yani Allah'a 100 puan verse karşı, evet, geri kalan insanların önemi %1 bile değil. Ya Allah beni beğeniyorsa, bütün dünyanın en beğenmediği adam olsam ne önemi var? Hocam yani, varlığın Halık'ı eğer bizim arkamızda ve sırtımızdaysa, tüm mahlukat bize sırt dönse ne olacak ki? Allah'ı yanımıza aldıktan sonra. Veya tersini de düşünsek, bütün herkes beni beğeniyor. Yani bir an, evet, ben dünyanın en önemli adamım. Yani Shakespeare'den iyi roman yazıyorum gibi düşünüyorlar. Einstein'dan büyük bilim adamı diye düşünüyorlar. İşte Brad Pitt'ten daha yakışıklı görüyorlar. Herkes alkışlıyor. Dünyanın en büyük adamısın, bağırıyorlar, çağırıyorlar diye böyle bir manzara hayali çizelim zihnimize. Olabilecek her şeye en üst seviyede sahibiz. Herkes beğeniyor, alkışlıyor falan. Fakat Allah beğenmiyor. Mesela böyle bir hayali bir tablo çizsek. Ne önemi var ki? Yani bir süre sonra ölecek. Hepsi bitiyor, bütün insanların beğenisi. Eşitlenmiş oluyoruz. Firavun da olsa, o Firavun'un sarayındaki herhangi bir ya, en alt seviyedeki bir insan da olsa, hayır, mezara yani girdiğimiz Allah bizi anda beğenmedikten bitiyor. Sonra hiçbir önemi olmayacak. Bu dünyada anlık bir flash patlaması gibi olup geçecek bir şey. Evet. Yani Allah'ın beğeni beğenmemesinin yanında geri kalan insanların beğeni beğenmemesinin hiçbir ciddi önemi yok. Evvela, evet, bunu anlamamız lazım. Bizi en çok yanıltan şeylerden birisi, biz Allah'a kendimizi beğendirmeyi bir kenara bırakıp falancaların bizi beğendirmesinin peşinde koşuyoruz. Yani aldananlar oluyoruz. Yani bir varlığın statüsü ne kadar yüksekse, o ne kadar önemliyse değil mi? Onun bizi beğenmesi daha önemlidir. Bunu çok rahatlıkla anlıyoruz. Dünyevi şeylerde de değil mi? Genelde dünyanın içinde bir insan ne kadar önemli gözüküyorsa, biz onun beğenisine daha çok önem veririz. Şimdi Allah'ın yüksekliği yanında, Allah'ın önemi yanında geri kalan bütün varlık önemsiz. O zaman bizi kendimi beğendirmemiz gereken merci, yani olabilecek en önemli merci ise, ona kendimizi beğendirdikçe olabilecek kendi arzumuz, bu kendimizi beğendirme ile içimizden gelen arzu en iyi şekilde karşılığını bulacaksa, ya Allah'a kendimizi beğendirmeye çalışalım. Fuzuliyattan, bizi beğenip beğenmemesi hiçbir fark oluşturmayacak insanların beğenisini o kadar da kale almayalım.